aşağıdaki şekillerden hangileri simetriktir? Soru bu. Bu soruyu cevaplamak için bir şeklin simetrik olması ne demek? Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir şekilde en az bir simetri doğrusu bulunuyorsa, evet. O zaman bu şeklin simetrik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu cevabın yardımcı olabilmesi için bu kez de simetri doğrusunun ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Hadi şimdi bundan bahsedelim. Simetri doğrusu, görseli üzerinden katladığımızda şeklin her iki yarısının da birbiriyle tamamen örtüştüğü bir doğrudur. Şimdi bunu bir örnekte göstermeye çalışalım. Buraya bir çember çizelim. Evet. Ve bunun üstünden de bir doğru geçirelim. Mesela şöyle bir doğru olsun. Bu doğrunun simetri doğrusu olabilmesi için çemberin doğrunun bir tarafında kalan kısmını katladığımızda diğer tarafta kalan kısımla birebir örtüşmesi gerekiyor. Şimdi gelin bir tarafı alıp katlayalım. Üst tarafı aldığımızı varsayıyorum. Bunu çevirip alt tarafa doğru katladığımızda alttaki kısımla tam olarak örtüşür mü bakalım. Muhtemelen ortaya şöyle bir şey çıkacak. Peki, bunlar tam olarak üst üste geldi diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Demek ki bu kesinlikle bir simetri doğrusu değil. Şimdi başka bir doğruyla deneyelim. Bu sefer merkeze mümkün olduğunca yakın çizmeye çalışıyorum doğru mu yine bir tarafı alıp katlayalım bu arada hangi tarafı katladığımızın hiçbir önemi olmamalı bunu da belirtelim yeri gelmişken evet şimdi sol tarafı sağ tarafın üstüne katladığımızı varsayalım şimdi tam üst üste geldiler mi eğer doğrumuz gerçekten de çemberin tam merkezinden geçiyorsa sol taraf sağ tarafın tam üstüne oturur öyle değil mi? Ve bu da demektir ki çizdiğimiz bu doğru simetri doğrusudur. Evet, simetri doğrusu. Çemberimize böyle bir simetri doğrusu çizebildiğimiz için de sonuç olarak çemberin simetrik olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu şekilde en az bir simetri doğrusu olan şekillerin simetrik olduğunu söyleyebiliriz. Çemberlerin çokça sayıda simetri doğruları bulunur, öyle değil mi? Bir çember üzerinde simetrik olduğunu gösterebilmek için merkezinden geçen çok sayıda simetri doğrusu çizebiliriz. Bu görselde de bu simetri doğrularından birini görüyoruz ve şeklin simetrik olduğunu söylememiz için zaten bir simetri doğrusunun varlığı yeterli. Şimdi baştaki soruda bize verilen şekillere geri dönelim üçgenle başlayabiliriz bunun mümkün olduğunca ortasına yakın dikey bir çizgi çizmeye çalışalım mesela şöyle bir şey olsun bir tarafı katlarsak diyelim ki sağ tarafı katlayalım üst kenarlar güzelce oturur fakat alttaki şu kısım şöyle gelecek yani şeklin diğer yarısıyla tam olarak örtüşmeyecek demek ki bu simetri doğrusu değilmiş dikey çizdiğimiz herhangi bir çizgi benzer bir sonuç vereceğinden yatay bir çizgi çizmeyi deneyelim. Üçgenin herhangi bir yerine dikey bir doğru çizebilir ve doğrunun alt veya üst kısmını katlayarak örtüşme olup olmadığına bakabiliriz ama sonuç yine benzer olacak ve taraflar tam olarak uyuşmayacaktır. Burada deneyebileceğimiz son şey çapraz bir doğru çizmek. Belki de simetri doğrumuz budur alttaki şu kısmı katladığımızda gayet güzel oturacak gibi görünüyor. Evet. Ve bu kenarda şöyle gelecek. Çok yaklaşmıştık. İki tarafın aynı olmasına çok az kalmıştı ama yine de tam olmadı. Bunun simetri doğrusu olabilmesi için tarafların tam olarak örtüşmesi gerekiyordu. Burada dikey, yatay veya çapraz doğruları denedik ama simetri doğrusu olan bir doğru bulamadık. Demek ki bu şeklin bir simetri doğrusu yokmuş. O yüzden bunun simetrik olmadığını söyleyebiliriz. Evet, simetrik değil. Şimdi dikdörtgene geçelim. Bu sefer yatay çizgiyle başlayalım. Şöyle bir çizgi çizelim, evet eğer bu doğru tam olarak şeklin ortasındaysa ki ben öyle çizmeye çalıştım o halde bu kısımla bu kısım birbirine tamamen eşit olmalı evet üstteki ve alttaki bölümler katlandığında üst üste gelmeli yani bu şeklin bir simetri doğrusu var ve dolayısıyla da bu şekil simetrik aslında şeklin birden fazla simetri doğrusu bulunuyor bir tane de mesela ortadan aşağıya doğru çizebiliriz ama bir tanesini bulmamız şeklin simetrik olduğunu söylememiz için yeterli. Ve son olarak beşgenimize bakalım. Şeklin ortasına bir doğru çizmek genelde simetri doğrusunu bulmak için iyi bir yoldur. Şöyle yukarıdan aşağıya bir çizgi çizelim. Evet. Şimdi bu kenarı katladığımızda tam olarak şunun üstüne gelir. Bu kenarla bu kenar üst üste gelir ve şu ikisi de yine üst üste gelir. İşte bunun da bir tane simetri doğrusu bulunduğunu böylece bulmuş olduk. O zaman bu şekil içinde simetrik, evet simetrik diyebiliriz. Bu arada aynı dikdörtgen gibi bunun da birden fazla simetri doğrusu mevcut. Mesela bu onlardan biri, bu da bir diğeri ve bu da bir başkası. Gördüğünüz gibi biz burada beşgenin çok sayıda simetri doğrusu olduğunu gösterdik. Ama yine tekrar edeceğim, bir şeklin simetrik olması için tek bir simetri doğrusuna sahip olması bizim için yeterli. Sonuç olarak bize verilen bu şekillerden dikdörtgen ve beşgenin simetrik olduğunu söyleyebiliriz.